Herkese etolgözbek.com'dan merhaba. Bize zaman zaman savunma ile ilgili özellikle savunma projeleri farklı farklı sorular geliyor. Ağırlık olarak tabii ki havacılık ve uzay üzerine konuşuyoruz ama bazen çok fazla soru gelen konularda çeşitli savunmanın farklı bölümlerine de bundan sonraki videolarımızda girmeyi hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi de İ sınıfı fırkateyn. Aklımıza deniz kuvvetlerimizle ilgili konuştuğumuz zaman malum Akdeniz'de yaşanan çok ciddi hareketlilik var ve bu hareketlilikle en önemli desteklerden birini deniz kuvvetlerimiz veriyor. Deniz kuvvetlerimizin de aklımıza sorduğumuz zaman Milgem geliyor. Milgem sonrasında şimdi yeni bir proje var ve İ sınıfı fırkateyn bu. Biraz İ sınıfı neden Milgemlerden sonra İ sınıfı dendi buna? Hakan bize biraz anlatır mısın bunu? Şimdi istersen Milgem ile İ sınıfı arasındaki farkı anlatayım. Şimdi İ sınıfı şu demek aslında, İstif sınıfı demek. Bu bir harp gemileri sınıflamasında fırkateyn sınıfında. Şimdi Milgem biliyorsun düşük radar görünürlüklü bir savaş gemisiydi. Genelde medyada radarları hiç görünmüyor gibi vesaire anlatılsa da aslında radar kesit alanı düşürülmüş savaş gemisi ama 100 metreden daha kısaydı. Dolayısıyla korvet sınıfındaydı. Yani hem uzunluğa göre gemiler sınıflanıyor hem de belli özelliklerine göre. İ sınıfı ise daha uzun. Yani daha uzun yaklaşık şöyle söyleyeyim 113 metre. Dolayısıyla boyu uzadığı için ve kapasitesi uzadığı için artık Milgim'in bir büyüğü yapılmıştı ama sınıfı fırkateyn olarak değişmiş oldu. Arasındaki esas fark şu aslında. Şimdi ilk 4 tane Milgem gemisi yapıldı biliyorsun. Bunlar teslim edildi. Hatta STM firması bunları Pakistan'a da ihraç etti. Şimdi Pakistan için de üretilenler devam ediyor üretim. Böylece Top 100 listesinde ilk 100'e girdi savunma sanayi firmaları içinde. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu firmanın İ sınıfı fırkateynlerin ana yükleticisi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ firması. Aselsan, Havelsan da ortakları içinde ama ana yüklenici STM. STM'nin 80 tane alt yüklenicisi var bu projede ve tüm üretim yani üretime yardımcı olan diğer firmalar, parça üreten firmalarla 220 firmayı buluyor. Şimdi Milgem'le İ sınıfı fırkateynler aslında 4 tane ilk başta Milgem yapıldı. Sonra geminin boyutu yani fırkateyn sınıfında boyutu büyütülünce sonrakilerin fırkateyn olarak devam edilmesine karar verildi. Dolayısıyla ortaya İstif sınıfı fırkateyn çıktı. Yani aynı geminin biraz daha büyüğü ama bu kadar basit değil. Şimdi aradaki farkları şöylece sıralayayım ben. Şimdi ada sınıfı korvetler yani Milgemlerden işte 113 metre dediğim gibi 10 metre kadar daha uzatılmış boyu. Fakat dolayısıyla bu VLS lançerler var ya dikey füze fırlatan lançerler. Onlardan daha fazla taşıyabiliyor. Daha uzun menzile sahip ve 50 artı kilometre içinde bu SSM hava savunma füzeleriyle nokta hava savunma kabiliyeti olacak geminin. Yani Milgemlerden farkı bu. Ancak Milgem adasını fırkateynler daha çok böyle denizaltı harbine yönelik savaş gemileri, harp gemileriydi. Korvet sınıfında harp gemileriydi. İ sınıfı ise bu ESUEV denen yani o ASV diyorduk hani ona ESEV buna da ESUEV dediğimiz genel maksat harp gemisi. Yani hem denizaltı harbi hem hava savunma hem direkt satıhtaki direkt yani hem su üst hedeflerle hem su altındaki hedeflerle yani denizaltılarla hem de hava savunma yapabilen bir savaş gemisi. Şimdi aradaki güç grubu aynı. Dediğim gibi menzil artırılmış durumda. Tabii dolayısıyla hızma manevrada da burada birazcık fedakarlık yapılmış durumda. Bu da söz konusu. Arada ne farkı var? Son kez bir de şunu söyleyeyim. İşte silah farkları var. 16 tane atmaca füzesi mesela kullanacak. Bir de ada sınıfı fırkateyn korvetlerde ısı güdümlü RM füzeleri var. Bilirsin hani gemilerin ön tarafında daha kısa menzildeki hedefler için ısı güdümlü RM füze savunma sistemi vardı. Amerikan yapımı. İ sınıfında bu yok. Onun yerine bunun karşılığında ya Gökdeniz birazdan anlatacağız ya SSM füzesi ya da Phalanx olacak. Şimdi Phalanx olması tabii dolayısıyla hava savunmayı ne yapacak? Hava savunmayı da bu VLS lançerleri yapacak. Ona daha sonra geliriz. Genel bir şekilde tanıttın, Milgem'le farklarını söyledin. Biraz bize
Teknik özellikleri hakkında bilgi verir misin geminin? Bu arada bir şey unuttum, onu hatırlatayım. Şimdi ilk gemi F-515 TCG İstanbul olacak. Yani birinci paket var. Belki blok 2, ikinci paket de yapılabilecek. İlk 4 geminin bir ilki yani TCG İstanbul 2022 yılında teslim edilecek. Yani bu dolayısıyla ada sınıfı korvet üretimi artık durdu. Bundan sonra fırkateyn üretimine geçmiş olduk. Şimdi hızlıca ben şöyle bütün teknik özelliklerini çok ayrıntılı anlatmayacağım. Genel şeylerini hızlıca söyleyeyim. 3000 ton deplasman var. 29 knot sürati var. 113 metre boyu var. İşte gemide 2 tane pervane sistemi var. 4 tane de elektrik üretimi için jeneratör var. Şimdi bu milli bir gemi. Yani tasarım olarak STM tarafından tasarım edilmiş. Türkiye'nin tasarımı ve üretimi olarak milli ve yerli bir gemi. Ama burada da bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Yani içindeki her parça civatasına kadar milli üretim değil. Yani şimdi anlatacağımız gibi bazı radar sistemleri, füze sistemleri, içinde ithal sistemler de var. Tıpkı Ada Korveti'nde olduğu gibi. Şimdi buraya kadar geminin mesela güç grubu. Güç grubu Ada sınıfıyla aynı. Yani iki tane Mütü, bu Alman markası, dizel makinesi var geminin. Bir de ayrıca LM 2500 gaz türbini var ama bu LM Lockheed Martin değil. Yani General Electric üretimi LM 2500. Bu da Amerikan. Yani demek ki bir tane gaz türbini var, iki tane de dizel motoru var. Silah sistemlerini anlatayım. Şimdi gemide 76 mm'lik Super Rapid baş topu var. Şimdi bu İtalyan Leonardo firmasının üretimi bir baş topu. Yani İtalyanlar bu konuda çok, bu firmada çok meşhur, çok şey üretimleri çok, birçok gemimizde de var. Çok başarılı bir top sistemi. Tabii aynı zamanda hava hedeflerine karşı da etkili bu top sistemi. Şimdi geminin top sistemi bu. Satıdan satağa ne atacak? Yani diğer gemilerle savaşmak için ne yapacak? Normalde bu geminin Amerikan Harpoon füzeleriyle yüklü olması lazımdı. Ama daha önceki videolarda da anlatmıştık. Seninle de video çekmiştik. Biz ne yaptık? Atmaca gemi savar füzemizi yaptık. 200 kilometre menzilli. İşte bu atmaca füzelerinden iki ayrı lançerde yani 2 çarpı 8 16 tane taşıyabilecek. Şimdi satıtan satar kısmını da geçtik. Şöyle aşağıya doğru devam ediyorum. Hava savunma. Şimdi MK-41 VLS lançerleri var. Bunlar Amerikan balı. Şimdi VLS lançeri yapmak çok kolay gibi anlatılıyor. Her tarafta sosyal medyada falan. Yani bir tane dikey lançer. Buradan füze çıkıyor. Ne var ki yani? Yanından da ateş çıkıyor falan. O kadar basit bir şey değil. VLS lançeri çok zor bir şey. Ve bunun için de Türkiye'de şu anda proje var. Yani ileride biz milli VLS lançerimizi de yapacağız. Yani belki başlamadığımız proje ama böyle bir niyet var. Şimdilik bu MK-41 VLS lançerleri 16 tane. Bunlar dikey atış sistemi. Dolayısıyla 64 tane işte RIM 162 SSM füzesi atabiliyor. SSM ne? Bu yarı aktif radar güdümlü. Bizim eskiden F-4 Phantom uçaklarında kullanılan EM-7 Sparrow füzeleri vardı. Bilirsiniz, herkes bilir. Bu Sparrow füzeleri yarı aktif radar güdümlüydü. Bu füzelerin Sea Sparrow versiyonu yapıldı. İşte bu SSM de bu versiyon. Yani bunun bir versiyonu gemilerin, NATO'daki birçok savaş gemisinin hava savunma unsuru olarak görev yapıyor. İşte 50 artı kilometre içinde hava savunma görevi görecek. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir G40 füzesi var tabii, milli bir füzemiz. Henüz ne olduğunu çok bilmiyoruz. Biz İDEF'te falan gördük. Bir siper füzesi var. Bu G40'ın çok hakkında bilgi bilmediğimiz bu füzenin 2023'e kadar teslim edilmesi falan, mesela siperin 2023'te teslim edilmesi konuşuluyor. Dolayısıyla burada şu yapılabilir. Belki SSM yerine bu G40 füzesi veya siper yapılırsa gemimizin hava savunma sistemi de bunlardan oluşabilir. Diğer bir husus da şu. Ben çok araştırdım. Acaba Hisar A ve Hisar O füzeleri, yani milli alçak irtifa hava savunma sistemi ve milli alçak orta irtifa hava savunma sistemi Hisar O gemide kullanılacak mı diye. Bununla ilgili olarak resmi bir söylem, bir duyum ya işte STM'den başka bir yerden bir açıklama duymadım. Dolayısıyla illaki düşünülüyor çünkü biz İDEF'te Aselsan'ın yaptığı bir gemi şeyi vardı, maketi vardı ama teknoloji gösterim maketiydi. Yani öyle bir gemi yok. Onun üzerinde bütün bu füzelerin nasıl konuşlandırılacağı, uygulanacağı gösteriliyordu. İşte hisarlar vardı, hisarolar vardı, atmaca vardı. O gemi resimlerini de sosyal medyada paylaşmıştık. Takipçiler hatırlar. Dolayısıyla ileri de hisar füzelerimiz bu geminin ileriki versiyonlarında, mesela blok 2, yani ilk 4 üretimden sonraki
üretimde uygulanabilir. Bu konuda net bir şey söylemiyorum. Ama şimdilik ilk gemide en azından yok gibi. Yani resmi bir söylem yok. Şimdi hava savunmaya devam ediyorum. Top sistemi. Şimdi bu hani CIWS, JIRS dediğimiz sistem var ya, çok nam, yani çok süratli, yüksek hızda mermi duvarı ören Phalanx MK-15 top sistemi var. Peki bu niye bu gemide ön tarafta yok? Bunu belki yani normalde okuyucularımız, dinleyicilerimiz hani Google'a yazdıklarında bulamayacakları şeyleri de ben burada anlatmak istiyorum. Niye yok? Çünkü geminin ön tarafında bu biraz önce söylediğim Leonardo'nun makine top sistemi, baş topu bir nevi hava savunma görevi görebiliyor. Artı orada hava savunma füzeleri var. Yani VLS lançerleri var. Dolayısıyla geminin en ön tarafına bu Phalanx düşünülmemiş. Phalanx sadece arka tarafta var. Bunun sebebi bu. Sonra nedir? Bir gemide olması gereken, illaki olması gereken torpidolar. Şimdi gemide iki ayrı üçlü lançer var. Torpidosu yani. Dolayısıyla 6 tane yapıyor. MK-32 torpido lançeri var. Bu da bizim donanmanın da kullandığı yine İtalyan, yani yabancı ülke yapımı MK-46 M5 torpidoları. Şimdi burada da şunu ekleyebilirim. Şimdi Orca milli hafif torpido var biliyorsun. Zaten resimde de şimdi arkadaşlar görecekler. Bu hafif torpido ileride bu gemiye de uygulanacak. Yalnız şey var. Ada sınıfından farklı olarak bizim torpido aldatma torpidosu var. Yani bir de ayrıyeten torpidoları, yani gelen torpidoları aldatmak için yapılmış bir sistemimiz var. O sistem bu gemide olmayacak. Bunun da altını çizeyim. Onun ismi Tork. Yani Tork sistemi. Bu da Aselsan yapımı. Bu gemide olmayacak. Ama ne olacak? Mesela Yakamoz 2020 denen bir özel bir şey sistemi, sonar sistemi olacak. Şimdi gemi milgemlerden, yani ada sınıfı korvetlerden aslında denizaltı harbi olarak eksik değil. Ama hava savunma olarak çok üstün olacak. Çünkü VLS lançerleri ve çok daha fazla füzesi olacak. Diğer sistemleri çok hızlı geçiyorum. Makineli tüfek, makineli tüfek sistemini anlatayım. Şimdi biliyorsun bu hızlı müdahale botlarından, bu Kaan sınıfı falan, hızlı müdahale botlarından Stunt denen bir Aselsan'ın makineli top sistemi vardı, böyle kameralı, uzaktan kumandalı şeydi, böyle gemilerin başlarındaki arkalarında çok yüksek ateş yapan, hatta ihraç falan denildi. Bu gemide onun daha büyüğü, yeni bir sistem var, Stop ismi, Aselsan üretimi Stop. Bu da uzaktan kumandalı stabilize top sistemi. Bu 25 milimetrelik çift mühimmat beslemeli, 200 tane mermi alan, işte eksi 15 artı 60 derece hareket eden bir top sistemi. Bu da geminin bir hava savunma unsuru. İşte bir tane Seahawk helikopteri alacak. S-70 Seahawk helikopteri. Hızlıca radarlarını geçeyim. Ha, burada çok önemli bir şey var. Havelsan'ın yaptığı Genesis Advent Savaş Yönetim Sistemi. Biliyorsun bununla ilgili de çok haber yaptın. Benim de hatta yazılarım falan vardı. Şimdi bu Genesis Advent Amerikan savaş gemilerindeki bu Aegis veya bizim eski kullandığımız savaş sistemlerinin bize özgü milli bir yazılımı, her şeyi bize ait olan bir savaş yönetim sistemi. Yani geminin BHM'sindeki o bütün bilgisayarlar, o bütün komuta kontrol sistemi, her şey, bütün sistem bu Genesis Advent yazılım üzerinde koşuyor. Yani bunun üzerinden yapılıyor. Bu çok önemli. Bu birçok gemiye de yavaş yavaş entegre edilmeye başlandı. Şimdi geminin radarları da 3 tane. 3 boyutlu arama radarı var. Şimdi bu arama radarı bir de aydınlatma radarı, bir de seyir radarı var. Şimdi arama radarı Smart SMK2. Bu Thales Hollanda yapımı ama bunu milli bir radar değil, dediğim gibi Hollanda yapımı ama yerli bir radar. Nasıl yerli? Aselsan lisans altında üretiyor. Bu başka gemilerimizde de kullanıyor. Yani bu ana arama tarama radarı. Atış kontrol aydınlatma radarı ve Aselsan'ın AKR serisi radarı. Bir de seyir radarı var ayrıyeten. Buradan şunu söyleyebilir. Sonraki gemilerde Hazard kullanılabilir veya bir ara haber yaptığımız ve video yaptığımız Chaffrat radarı var. Biliyorsun bu şey için TF2000 fırkateyni için yapılmış Chaffrat. Chaffrat'ın biraz daha küçük boyutlusu, biraz daha minyatür boyutlusu bu gemiye uygulanabilir. Yani ya sonraki bloklarda işte bu Hazard 3'te kullanılacak ya da Chaffrat, orası belli değil. Aselfiller 300T var.
İşte tehdit algılama, lazer ikaz algılama, torpido aydınlatma falan sistemleri vesaire vesaire. Ve sonar sisteminde Yakomos 3 entegre bir suite, onu da söyledim. Şimdi gelelim geminin fiyatına. Muhtemelen 330-400 milyon dolar arası bir maliyetle üretilecek. İkinci paket için tabii gemi, yani şöyle, ilk 4 tedarik bu şekilde yapılacak. Sonrası 3 geminin özel sektöre verilmesi düşünülüyor. Yani özel bir tersanede yapılması düşünülüyor. Tabii geminin ihracat potansiyeli de olabilir. Yani şöyle, burada tabii ihraç edilecek başka şeyler de var. Şimdi mesela dikkatinizi çekmiştir. Niye Phalanx kullanıyoruz biz? Mesela Aselsan'ın yaptığı Korkut hava savunma sistemi var. Korkut'un ne yaptılar? Gökdeniz denen gemilerini İDEF'te gördük. Geminin üzerine konan ki Gökdeniz'i Göksu fırkatiğini koyup denediler. Evet, Gökdeniz de bu gemi için düşünülüyor. Şu anda ilk gemide olmayabilir ama sonraki gemiler düşünülüyor. Bu arada Gökdeniz Kazakistan'daki bir korvete satıldı. Yani bir Kazak korveti Gökdeniz'le görev yapacak. Dolayısıyla Kazakistan'daki korvette uygulanabiliyorsa demek ki Türkiye'de de uygulanabilecek. Yani sonraki İ sınıfı fırkateynleri bu şekilde milli makineli top sistemi, hava savunma sistemi Gökdeniz'de görebiliriz. Burada önemli notlarım içinde, ha bu gemi kimin yerini alacak? İlk önce bizim TCG Yavuz fırkateyni var. Hemen hemen en eski gemilerimizden biri. Onun yerini alacağı söyleniyor. Tabii bu da çok kesin bir bilgi değil. STM Milgem ihracatıyla çok önemli bir Türkiye'nin savunmada en önemli savunma ihracatı kalemine imza attı. Arkasından da şimdi İ sınıfı gemiler var. İlk gemiden sonra belki kalan 3 tanesi de özel tersanelere verilecek ama bundan sonraki adım Hakan ne olabilir? Şimdi bundan sonraki adımın ne olacağı aslında çok belli. TF 2000 olacak. Şimdi bazı okuyucularımız sürekli bize şunu soruyor. Ya niye TF 2000? Ben de çünkü çok anlatıyorum. TF 2000'i çok yazdık, çok söyledik. Niye o dururken İ sınıfı yapılıyor diye. Şimdi istersen TF 2000 ile bunun arasındaki kısaca farkı anlatayım. Şimdi TF 2000 normalde hava savunma, yani bölgesel geniş alanda, deniz alanında hava ve balistik füze savunma sistemi olarak aynı Amerikan işte bu Arleigh Burke'ler, Takenderolar gibi bölgesel hava savunma fırkateyni olarak düşünüldü. Fakat sonradan anlaşıldı ki bu kadar çok görev, yani isterleri çok fazla olan, çok fazla VLS lançeri, yani dikey füze fırlatma lançeri olan ve çok fazla füze ve mühimmat alması gereken bir gemi bir fırkateyn ebatında olmayacak. Dolayısıyla TF-2000 proje olarak büyüdü, artık muhrip, yani destroyer oldu. Yani artık biz ona TF-2000 muhribi diyoruz. Yani İ sınıfından büyük. Şimdi TF-2000 1,25 milyar dolar veya 1 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Ama İ sınıfları 300 milyon dolar. Bir kere burada en önemli şeylerden biri maliyet. İkincisi, Türkiye aynı milli muharip uçak gibi, yani TF-2000'de de bir İ sınıfıyla bir teknoloji atlaması yapması lazım. Yani şu anda ha diyeceğim ben, birisi getirse parayı verse biz TF-2000 üretemeyiz. Neden? Şimdi TF-2000 için önce bir çafrat yapmamız lazımdı. Onu yaptık. Gerisi şimdi o geminin füzesi lazım. Daha hisarlar yeni yapılıyor. Artı antibalistik füze savunma sistemini, bakın milli antibalistik füze savunma sistemi projesi şu anda devam ediyor. Henüz ortada füze yok. Ha TF-2000 eğer bu gemilerden sonra yapılırsa ve hala da ortada füze yoksa, ya Amerika'dan SM-2 füzesi, ki Amerika'nın çok satacağını zannetmiyorum, ya da bu Fransız, İtalyan, Eurosam'dan Aster 30 alacağız. Çünkü Aster 30 da gemi konuştu. Bir antibalistik ve hava savunma sistemi. Yani Patriot ve S-400 gemide konuştu değil. Yani onun içine Patriot veya S-400 veya başka bir şey koyamayız. Yani dünyada şu anda baktığımızda Çin'in böyle çok başarılı olmayan HQ serilerini geçersek iki tane füze sistemi var. Aster 30 ve Patriot. Dolayısıyla Türkiye şimdi bu iyi sınıflarını yaptıktan sonra çok maksatlı, yani çok rollü, çok görevli harp gemisi fırkateyni iyi sınıfını yaptıktan sonra da TF-2000'e yönelecek. Hem teknolojiyi kazanmış olacak hem de TF-2000'i zaten yapmak zorunda. Çünkü TCG Anadolu gibi ve onunla gezen gemiler gibi henüz koruyacak tam teşkilatlı bir hava savunma muhribimiz yok. Yani şimdi Fransız gemileri Libya açıklarında, Fremler var, şunlar bunlar. Bakın herkes, büyük devletler orada hava savunma fırkateynleri gezdiriyor, muhripleri gezdiriyor, yani destroyerleri. İşte Güney Kore'ye, Japonya'ya bakarsan Amerikan işte Aegis savaş yönetim sistemi yüklü. O bütün hava savunma fırkateynlerini Kuzey Kore füzelerine karşı gemiden bir füze savunma sistemi yapıyor.
Dolayısıyla gelecekte TC Anadolu'yla koca donanmayı, armadayı gezdirecek bir hava savunma fırkatini olan TF2000'ler olacak. Şöyle beraber son sorunun da cevabıyla birlikte Türkiye'nin gelecekte yapacağı gemi projelerine de değinmiş olduk. Ama dediğin gibi sadece gemi inşa etmek yetmiyor. Çafrat radarı gibi, hava savunma sistemi gibi bunların da geliştirilmesi gerekiyor. Hakan çok teşekkürler bilgiler için. Zaman zaman savunma konularına değinmeye devam edeceğiz. Bizleri takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun. Beğenilerinizi ve uyarılarınızı açmayı unutmayın. Sorularınızı bize yorum olarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda detaylı haberler tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.